Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde arkadaşlar kısa süre önce PlayStation 5'te ikinci oyunu yayınlanan Horizon'ın ilk oyununa göz atacağız. Neden ilk oyunu? Hemen bunu da açıklayalım. Bilindiği üzere Horizon aslında PlayStation'a özel bir yapımdı. Fakat bu oyun sonradan PC için, yani bilgisayar için de yayınlandı ve şu aralar arkadaşlar bazı platformlarda gerçekten muazzam indirimler almış durumda. Dolayısıyla bu oyunu biraz daha sizlere böyle anlatıp en azından tarzınıza yakınsa almanızı tavsiye edeceğiz. Biz arkadaşlar oyunu Play Store üzerinden satın aldık, biliyorsunuz Türk Telekom'un platformu. Orada bayağı bir ucuzdu oyun. O indirimi yakalamışken satın almak istedik, aldık, deneyimledik bilgisayarımızda ve şimdi sizlere bu oyunun bazı siliklerinden bahsedeceğiz ve dilerseniz siz de farklı platformlar üzerinden bu oyunu hazır indirime girmişken satın alabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur, hemen söyleyelim. Horizon arkadaşlar aslında uzak bir gelecekte geçiyor. Oyuna baktığın zaman böyle aslında hani yeşil bir ortam, ok falan, taş, mızrak, sapan falan gördüğünüz için ya bu oyun nasıl gelecekte geçiyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat hep bir kıyamet senaryosu vardır ya, yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi, makinaların insanlara savaş açması, hatta biliyorsunuz Matrix'te direkt olarak bunun canlı bir örneği önümüzde. Filmde makinaların insanlarla giriştiği savaşta nasıl üstün geldiğini tanıklık ediyorduk ki Terminator de yine böyle bir seriydi. Dolayısıyla Horizon biraz daha farklı bir açıdan bakmış duruma. Tamam, makineler var. Dünya bambaşka bir yere doğru evrilmiş. Makineleri kimin yaptığı bilinmiyor. Yani böyle hani ya bu makineleri biz yarattık, makineler bizi bu hale getirdi kafası yok. Oyuna girdiğinizde zaten bunu direkt olarak anlıyorsunuz arkadaşlar. Biz bir dışlanmış olan Eloy'u kontrol ediyoruz. Dışlanmış ne? Hemen bunu sizlere açıklayalım. Eloy'u aslında dağın doğurduğu inanılıyor ilk baktığınız zaman. Şimdi diyeceksiniz ki ya dağ nasıl doğurur? Şöyle bir durum var aslında arkadaşlar oyunda. Kabileler var. Kabile kafalarını az çok tahmin edebilirsiniz. Güneşe taparlar, aya taparlar, ineğe taparlar, oka taparlar. Yani önlerine gelen her şeye taparlar ve bazı şeyler kutsaldır. Bu oyunda da bir dağ var. Bu dağ kutsal kabul ediliyor. Eloy'u bebekliğinde dağın rahminde buluyorlar. Ve burada bir makine konuşuyor falan. O da dağ zannediyorlar. Yani konuşanı, makineyi, yapay zekayı daha doğrusu dağ zannediyorlar. Dolayısıyla burada karakterimizin annesi olmadığı için dışlanmış oluyor kendisi. Kabileden atılıyor vesaire. Sonradan kabileye kabul ediliyoruz arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim. Sonrasında ise oyunumuz başlıyor zaten. Oyunun ilk 1-1,5 saatlik kısmı aslında hikayeye giriş diyebiliriz. Yani ne neymiş, ne nasıl olurmuş, nasıl avlanılırmış, makineler nasıl etkisiz hale getirilirmiş vesaire, bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Sonrasında ise hikaye akışı biraz daha yerine oturuyor ve oyun kısmi olarak bir intikam döngüsüne dönüşüyor. Bu intikamı alabilmek için, biraz da kimliğimizi, kim olduğumuzu ortaya çıkarabilmek için oyunda ilerliyoruz. Oyun genel itibariyle açık dünya temalı bir oyun arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman bir Assassin's Creed havası sezebilirsiniz. Çünkü açık alanda geçiyor. Hani binalar yok vesaire. Assassin's Creed'de ata biniyordunuz mesela. Burada çeşitli metal yaratıkları kendi tarafınıza çevirerek onlara binip gezebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani Assassin's Creed tarzı bir oyunu seviyorsanız bu oyundan da hoşlanabileceğinizi düşünüyorum. Gizli saldırılar vesaire var. Gerçekten güzel. Bu gizli saldırıları kullanarak gerek insanları gerekse bazı makineleri etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Tabii güçlü olan makinelere bu gizli saldırılar ilk başlarda çok fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Lakin oyunda siz ilerledikçe, bazı şeyleri açtıkça, bazı ekipmanları aldıkça daha güçlü makineleri de tek bir hamleyle indirebilme şansına erişiyorsunuz. Kısacası Assassin's Creed tarzı oyunları seviyorsanız Horizon Zero Dawn'u da çok seveceğinizi söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Oyunu aldığınız zaman arkadaşlar İngilizce. Biliyorsunuz ikinci oyun PlayStation 5 için Türkçe çıkmıştı. PlayStation 4 için de aynı şekilde. Ama ilk oyunda Türkçe dil desteği yoktu. Lakin bu bir sorun değil. Çünkü şu anda internette Türkçe dil yaması mevcut arkadaşlar. Türkçe dil yamasını indirerek bir kopyala yapıştır yöntemiyle basit bir şekilde oyunu Türkçeleştirebiliyorsunuz ve tamamen Türkçe bir şekilde oynuyorsunuz. Dolayısıyla hali hazırda bazı
yerlerde arkadaşlar oyunun fiyatı 300 liranın altında şu anda. Malum son dönemde oyun fiyatları çok fazla arttığı için, kur güncellemeleri vesaire olduğu için hani eskiden 50-60 liraya aldığımız oyunlar bir anda 500-600 liralara çıkmıştı. Dediğim gibi Horizon'da güzel bir indirim mevcut ve fiyatı pek çok yerde 300 liranın altında. Dolayısıyla ben bilgisayarda uzun süre oynayabileceğim açık dünya temalı bir oyun arıyorum. Bu oyun güzel bir hikayede içersin diyorsanız eğer Horizon Zero Dawn'u satın almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Öyle aman aman yüksek bir sistem gereksinimi talep etmiyor oyun sizden. Yani 4 GB'lık bir ekran kartınız varsa, hatta belki 2 GB'lık ortalama bir ekran kartıyla bile oyunu açabilirsiniz. Tabii ki bizim test ettiğimiz sistemde 6 GB'lık bir kart vardı. Dolayısıyla hani 2 GB'lık bir kartta nasıl bir performans verir? Bunu kestirmek biraz güç. Ama dediğim gibi açabilirsiniz. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte muhtemelen devam oyunu da yine bilgisayarda boy gösterecektir arkadaşlar. Şu anda sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5'te mevcut ama muhtemelen önümüzdeki sene belki de Zero Dawn'un devamı olan Horizon oyununu da tekrar bilgisayarda görebileceğiz. Eğer bu konuda oyun hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bizleri YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin.